Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir maratona daha karşınızdayım. Bu seferki kitabımız Dune olacak. Başlı başına zaten devasa bir kitap olduğu için bu videoda sadece Dune'dan bahsedeceğim. Uzun zamandır okumak istediğim bir kitaptı. Şu an İteki'den çıkmış olan 4 kitabı da elimde mevcut. Son 2 kitabı kaldı. 6 kitaplık bir seri. Heyecanla son 2 kitabını da bekliyorum. Ama dedim ki artık bu seriyi okumaya başlamanın vakti geldi. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'yle yarışabilecek tek fantastik seri ismini çok fazla bir yerde gördüm bu kitap için ve gerçekten çok merak ediyorum. Çok köklü bir eser olduğunu biliyorum. İçerisinde fantastik öğelerin dışında siyaset, felsefe, din, toplum ve bir sürü konuya değindiğini biliyorum ama bir türlü okumaya cesaret edemiyordum. Ve eminim bu videoyu izleyenlerin ve bu kitaba aşina olanların çoğu cesaret edemiyordur. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kalın bir kitap ve sanki çok ağırmış gibi bir hava veriyor. Yani ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Sanki okumakta zorlayacak bir kitapmış gibi görünüyor. Ama dedim ki artık bu olaya bir dur dememiz gerekiyor ve okumaya başlıyorum. Ve bana eşlik edecek bir sürü arkadaşım var. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. 10 günde kitabı bitireceğiz. Günde 70 sayfa okuyacağız. Kitabın ekler kısmını saymadığımız zaman 652 sayfa oluyor. Ekleri de sayarsanız 706 sayfalık bir kitap. O yüzden bence her gün 70 sayfa okursak 10 günde çok rahat bir şekilde bitirebiliriz. Şu an akşam saatleri oldu. Hemen saati söylüyorum. Saat 22:28. Ben okumaya başlıyorum. Her gün 70 sayfa okuyacağım dediğim gibi. Bunun yanında okuyacağım kitaplar da olacak. Çünkü 70 benim için şu an çok daha okumamı zorlayacak bir sayfa sayısı değil. Çünkü şu anda evde olduğum bir dönemdeyim. Çok heyecanlıyım. Size de bunu paylaşmak istedim. Umarım çok sevdiğim bir kitap olur ve umarım size güzelce anlatabilirim. Heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben okumaya başlıyorum. Yarın sizinle ikinci günün okumasını bitirdiğim zaman görüşürüz. Herkese selamlar ve yeniden merhabalar. Şimdi ikinci gündeyiz ve ben Dune'da şu anda 143'e gelmiş bulunmaktayım. Yani ikinci gün hedefini bitirdim. Şimdi söyleyecek çok fazla şeyim var. Gerçekten çok fazla şey birikti. Önce ilk 70 sayfa için ne düşündüğümden bahsedeceğim. Keşke ilk 70 sayfayı okuduğum zaman da bir güncelleme çekseydim diyorum şu anda. Böyle birazcık karışık başladı kitap. Gerçekten tam olarak anlamadım ne olduğunu ve çok fazla bilmediğim, ne olduğunu anlamadığım şey var isim olarak. Yani böyle bir şeyler diyorlar. Ve ben diyorum ki bu ne demek? Bu ne oluyor? Mesela örnek bir şey söylemek istiyorum size. Tamam buldum. Mesela Gomcepar diye bir şey var. Sonra mesela Bene Gesserit var. Bunları direkt söylemeye başlamışlar kitapta ve siz ne olduğunu bilmiyorsunuz ve anlamıyorsunuz yani. Ama bir noktada kafanızda oturmaya da başlıyor yani. Böyle bir 50'den sonra falan tamam diyorsunuz, artık kitabın içine girebilirmişim gibi geliyor. Ama dediğim gibi başları karışık. Eğer böyle başlarını okuduysanız da hiçbir şey anlamadım diyorsanız mutlaka okumaya devam etmeniz gerekiyor gerçekten. Birazcık karışık olsa da yine severek okudum 70'e kadar. 70'ten 140'a kadar of uçuşa geçti. Çünkü kitabın içine böyle tam bir dalış yaptım. Olaylar tam olarak kafamda oturmaya başladı ve bu bilmediğim şeyleri de kafamda oturtmaya başlamış oldum. Çünkü kitabın gidişatla size neyin ne olduğunu söylüyor. Herhangi bir ekstra açıklama yapmıyor ama okudukça neyin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. O yüzden kafanızda oturuyor ve anlıyorsunuz artık. Ve herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi bu anlamadığınız şeyleri de anlamaya başladığınız zaman kitap çok hızlı bir hal alıyor. Ve gerçekten ne olacağını çok merak ediyorsunuz. Hikayemiz, işte bizim baş karakterimiz Paul'un, o şu an 15 yaşında, ailesiyle birlikte, babası Dük, işte ailesi ve babasının bu çalışanlarıyla birlikte Dune'a taşınmasıyla, bir çöl gezegeni burası, oraya taşınmasıyla başlıyor. Arrakis'ti galiba. Arrakis gezegeni diye geçiyor. İşte padişah imparator, işte Paul'un babasına Duke Leto bu gezegenin yönetmesini söylüyor ve buraya taşınıyorlar ve karşılarında bazı zorluklar var diyeyim. Tam olarak açıklayamıyorum. Böyle desem daha uygun olur. Ve şu an biz onları okuyoruz. Daha çok siyasi olarak gidiyor ama bilim kurgu da siyasi kitapları sevdiğimi fark ettim. Hoşuma gitmeye başladı. Belki de yaşlanıyorum bilmiyorum. Ama şu an bayağı keyif alarak okuyorum. Ne olacak, ne bitecek çok merak ediyorum. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Yarın belki birazcık daha fazla okuyabilirim. Şimdi daha fazla konuşmuyorum. Çok yoruldum. Uykum geldi. Bugün tüm gün annem ve kız kardeşim bizdeydi. O yüzden çok aktif bir şekilde okuyamadım. Saat de 11 oldu. Uyku saatim geldi sabah çok erken kalktığım için. Şimdi birazcık dinleneceğim. Yarın uyanıp işlerim halinde sonra hemen okumaya başlayacağım. Yarın böyle 300'e kadar falan okumak istiyorum aslında. Bakalım başarabilecek miyim? Ya galiba 10 günden kısa bir sürede bitireceğim kitabı. Çünkü eğer
bu son sayfalarda okuduğum akıcılıkla giderse imkanı yok ki günde 70 sayfa okuyayım. Gerçekten ne olduğunu bilmeye ihtiyaç duyacağım. Ya buna eminim yani. Herkese selamlar. Şimdi şuraya birazcık kalkayım. Kitapta şu an 280'e geldim. Tam olarak şuradayım. İkinci bölümdeyim. Ve öyle fena şeyler oldu ki Allah'ım. Son böyle 30-40 sayfayı soluksuz okudum. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Hiç bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. Acayip çok sevdim. 100'den sonra zaten demiştim sevmeye başladım, kitabın içine girmeye başladım diye. En son 140'da güncelleme çekmiştim hatırlıyorsunuz. Son 140 sayfada da öyle fena şeyler oldu ki çok heyecanlıyım. Şimdi normalde bugünkü okuma şeyimiz burada bitiyor. 280'e kadar okumamız gerekiyor ama ne olduğunu öğrenmezsem delirebilirim gerçekten. O yüzden azıcık hile yaparak okumaya devam edeceğim. Acayip çok merak ediyorum. En azından yarınki şeyi de okurum diye düşünüyorum. Yarının hedefini de okurum. Hatta bilmiyorum yani kitabın nasıl gittiğine bağlı olarak daha da fazla da okuyabilirim. Çünkü gerçekten bayağı sevdim. Şu an size olanları anlatmak istiyorum. Tamamen spoiler anlatamam. Ama o kadar fena gidiyor ki eğer elinizde varsa, kitabı okumaya başladıysanız ama dediğim gibi gözünüz başlarda böyle giremediyseniz, kitabı korktuysa gözünüz falan, asla umursamayın. Hemen kitabı okumaya başlayın. Deli şeyler oluyor. Gerçekten. Çok iyi bir fantastik. Çok severek okuyorum. Acayip çok sevdim. Gerçekten her şey çok başarılı gidiyor şu an. Yani İhtimaller sınırsız. Her şey olabilirmiş gibi ve ben bunun için buradayım. Anladınız mı? Çok heyecanlıyım. Şu anda ne desem hiç bilmiyorum. Direkt kitabı okumaya devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok fena şeyler oluyor. Büyük ihtimalle bir 200 sayfa falan, hatta 200 değil. 3 günlük hedef okuduktan sonra yani şuradayken tekrar görüşürüz sizle. Çünkü artık kitap hakkında bir şey söyleyemeyeceğim için sadece böyle düşüncelerimin üstü kapalı söyleyeceğim. Sayfa kaç olduğunu söyleyeceğim bir dakika. 420. 420'ye geldiğim zaman görüşürüz. Bakalım ne gibi şeyler olacak. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çay demledim. Kitabımı aldım ve okumaya başlıyorum. Şu anda tam 400'deyim. Bayağı okudum bence dün. Yani okuma hızımı oranla bu kitabı bayağı okudum. Gerçekten elimden bırakamadım. Gözüm kapanana kadar kitabı okumaya devam ettim. Böyle sesim biraz kötü geliyor, kusura bakmayın. O yüzden çay demledim. Zaten bademciklerim birazcık şişti. Spordan terli çıkıp birden böyle buzlu su içtim. Herhalde onun böyle bir etkisi oldu boğazlarıma. O yüzden sesim için kusura bakmayın tekrardan. Tamam. Kitap harika gidiyor. Gerçekten efsane gidiyor. Yani hiç bu kadar aksiyonlu ve bu kadar sürükleyici olacağını düşünmemiştim. Çok severek okuyorum. Zaten 5 puan vereceğim şu an çok belli. Direkt favorilerime de girecek. Elimden bırakamıyorum kitabı, anladınız mı? Yani son 250 sayfam kaldı. Bugün oturup bitireceğim. Çünkü artık öğrenmezsem ölürüm sonunu. İnşallah sonu çok fena bitmiyordur da ikinci kitaba hemen geçmek istemem. Çünkü okumayı planladım, çok fazla kitap var daha bu ay için. İkinci, üçüncü ve dördüncü kitapları da şu an kediler yaramaz gibi sesleri gelebilir, kusura bakmayın. İkinci, üçüncü ve dördüncü kitapları direkt Ağustos'ta okumayı planlıyorum. Çok fazla bekletmeden. 5. ve 6. kitaplar henüz İteki'den çıkmadı ama daha önce Sarmal Yayın Evi'nden çıkmış. Ama çevirisi nasıl bilmiyorum. Yine de böyle bir göz atarım çevirisine, ona göre okurum. Bu seriyi İngilizce okuyabileceğimi zannetmiyorum çünkü içerisinde büyük ihtimalle hakim olmadığım çok fazla kelime, çok fazla terim olacaktır. O yüzden beni çok zorlar ve bu seriyi böyle tam bir keyif alarak okumak istiyorum, anladınız mı? O yüzden İngilizce okumayı planlamıyorum. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım çünkü çok severek okuyorum. Yani nasıl anlatsam?
asla merak duygunuz bitmiyor. Ve hep bir sonraki sayfada ne olacağını merak ediyorsunuz. Ve karakterlerimizin başına ne geleceğini merak ediyorsunuz. Ve bazı şeyleri biz biliyoruz ama onlar bilmiyor. Bunun ortaya çıkmasını istiyorsunuz. Gerçekten çok heyecanlı gidiyor. Efsane bir şekilde gidiyor. Şimdi oturuyorum. Okumaya başlıyorum. Bir de bugün Bostancı'ya gideceğiz annemle birlikte. Böyle işte yere bir böyle battaniye serip kitap okuyacağız beraber. Annem de maalesef ki her cahayı okuyor. O yüzden şimdi annemle buluşmadan önce en azından böyle bir 450'ye falan gelmek istiyorum. Ondan sonra okumaya Bostancı sahilde devam edeceğim. Çok güzel. Çok heyecanlıyım. Tamam, artık gidiyorum. Boş konuşmuyorum. Kitap bittiği zaman görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Pazar günü saat 10:30. Akşam saatleri. Çok yakık bir yerdeyim çünkü saatlerdir Dune okuyorum ve bitirdim. Öf! Öf! Ne desem hiç bilmiyorum. Gerçekten harikaydı. Direkt favorilerime. Şöyle bir giriş yaptı. Efsaneydi, mükemmeldi. Her sahnesi çok iyiydi. Savaş sahneleri de çok iyiydi. Dövüş sahneleri de çok iyiydi. Genel olarak kitabın altyapısını çok beğendim. Siyasi olayları çok sevdim. Karakterleri çok sevdim. Karakterlerin çok gerçekçi olmasını sevdim. Olay yani yaşadıkları dünyadaki teknolojik fikirleri çok sevdim. Gerçekten her şeyi çok sevdim. Acayip çok sevdim. Çok sevdim. Herkese öneriyorum. Gerçekten. Instagram'dan beni takip ediyorsanız ne kadar çok kitabı yükseldim görmüşsünüzdür zaten. Acayip çok sevdim. Senin kalan kitaplarını da Ağustos ayında hepsini okumayı planlıyorum. Çünkü okumazsam ölebilirim. Çok fena şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Neler olacak çok merak ediyorum. Bakalım, çok heyecanlıyım. Gerçekten karakterlerimizi daha fazla okuyabileceğim için galiba biri bana spoiler verdi. Ama o spoiler verdiği için birazcık mutluyum. Çünkü o nereye bağlanacak onu da çok merak ediyorum. Baya her şeyi şu an merak ediyorum ve bu kitap beni sadece daha fazlasını istemeye zorladı. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok sevdim. Herkese öneriyorum. Eğer gözünüz korkuyorsa asla gözünüz korkmasın. İlk 50 sayfası daha önceki güncellememde mutlaka demiştim. Şu an ne dediğimi de asla hatırlamıyorum. Birazcık anlaşılması zordu ama 50'den sonra özellikle 100'den sonra o kadar iyi bir hale geliyor ki kitabın içine o kadar çok giriyorsunuz ki gerçekten elinizden bırakamıyorsunuz. 10 günde okumayı planlamıştım ben bunu grupla. Bugün 5. gün okumaya başlamamın. Ama gerçekten elimden bırakamadım. Hatta belki hava uyanıyordu hiç okumasam 2-3 günde falan da bitirebilirdim kitabı. Sırf grupla okumaya devam etmek istediğim için 70-70 gidiyordum ama en son dedim ki daha fazla dayanamayacağım, anladınız mı? Okumam gerekiyor. Of! Çok beğendim. Çok sevdim. Harikaydı. Diğer kitaplarını okurken de yine bir maraton çekeceğim mutlaka. Of. Umarım alıp okursunuz ama gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu. Umarım hoşunuza giden bir maraton olmuştur. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.